zannetmektir. Böyle şey olamaz. O piyango biletini veren fukara insan da parayı alıp da bileti verirken hayırlı olsun abi, hayırlı olsun derse, hayırlı olsun diyen kişi Müslümansa o da kafir olur İslam'a göre. Çünkü haramdan hayır olmaz. Allah neyi haram ettiyse orada hayır yoktur, rızık yoktur, şifa hiçbir şey yoktur. Allah kabul etmiyor. Mesele bu kadar önemlidir. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsanın helal kazancı alın tökerek kazandığı kazançtır diyor Kur'an. Bitti. Ötesi kabul edilmemiştir. Alın teri dökmedin mi tamam. Alın teri dökmeden para kazananların paraları يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا ف۪ي نَارِ cehenneme cehennem ateşinde nar gibi pul pul kızartılacak, فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ alınlarına yapıştırılacak o paralar, kıpkızıl paralar, ateş ateş, kalıp kalıp yapıştırılacak alnına. Niye? Çünkü alın teri dökmedi. Ne dehşet. وَجُنُوبُهُمْ yanlarına, sağ yanlarına, sol yanlarına yapıştırılacak. Neden? Yan gelip yattı, yattığı yerde para kazandı. Ve zuhuruhum sırtlarına bastırılacak, sırtlarına damga damga vurulacak paralar, çünkü cemiyetin fakirine, fukarasına sırtını çevirdi gitti. Bunlar mühim hadiseler. Evet, İslami kazancın hak olabilmesi için, meşru olabilmesi için servet ile emeğin, sermaye ile emeğin ahengli, dengeli, muvazeneli, mütenasip bir şekilde beraber yürümesidir ve bu ortaklık içinde tecelli eden sermayedir. Zulme dayanan sermaye, haksızlığa dayanan sermaye, isyana, harama dayanan sermaye bütünüyle Allah'ın azap ettiği sermayedir. Ve ahirete inananlar için hadise mühim tabii. Adam ahirete inanmıyorsa hiçbir mesele yok onun için. Allah'a inanmıyorsa, ahirete inanmıyorsa zaten ona bir şey diyeceğimiz yok. Ama ahirete, yevmi hesaba inanıyorsa iş ciddidir ve mühimdir. Biz inananlara hitap ediyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyorlar. La tezulu kadema abdin hatta yüs'ele an umrihi fîmâ efnâ ve an ilmihi fîmâ fe'ale fîh ve an mâlihi min eynektesebehu ve fîmâ enfekâ ve an cismihi fîmâ eblâ. Sadaka Rasulullah. Mahşer gününde, hesap gününde şu dört meselenin hesabını vermeden kimseye bir adım attırılmayacak diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bir adım atamaz kimse. Dört meselenin hesabını. Birincisi, an umrihi fîmâ efnâh. Ömründen 60 yıl, 70 yıl bir hayat yaşamış insan. Bu ömrünü, bu hayatını nerede geçirdiğinden sorulacak. O halde kimse hayatın hesabını vermeden ölmesin kardeşim. Hazırlıksız ölmeyin. Günahlı gitmeyin. Bakınız, şimdi zamanımızın ölümlerinin çoğu hazırlıksız ölüm oluyor. Bir felakettir. Kalp krizinden düşüp ölüyor, felç geçirip ölüyor, trafik kazasında ölüyor. 100 kişi ölüyorsa 90'ı hazırlıksız ve ani ölüyor. Bu felaket, felaket bu. Hazırlıksız olmayın. Hayatınızın hesabını bir ölçüde hazırlayın, her dakika hazır olun, çünkü çok kötü günlerdeyiz, nasıl öleceğimiz belli değildir. 100 kişinin 90'ı yatağında ölemiyor, helallaşmadan ölüyor. Felaket. Ömrümüzün hesabını vereceğiz. E şimdi öyle değil ki, adam bir ömür Allah'a secde etmiyor. Bir ömür. Zengindir, tüccardır, fabrikatördür, falan bankanın ortağıdır, falan şirketin yönetim kurulu üyesidir,
zengin mi zengin, şöhretli mi, servetli mi servetli herif, hayatta ne camiye geliyor, ne cemaate, ne cumaya, ne bir camiye, ne bir Kur'an kursuna, ne bir İmam Hatip mektebine, hiçbir yere, ne müftülüğe, ne bir fakire, ne bir yetime bir kuruş yardım yok, hayır yok, hasenat yok, namaz yok, oruç yok, edep yok, haya yok. Günün birisinde kalp sektesinden ölüp gidiyor adam. Ölüp gidiyor. Alnı secdeye gelmeden ölüyor. Ertesi gün bakıyorsunuz bir takım gazetelerin orta sayfasında vefat, vefat, vefat diye ölüm haberleri, ölüm ilanları yazmış oraya. Büyük adam, büyük iş adamı, kıymetli varlığımız, aile büyüğümüz, büyük insan falan şirketin adamı, falan fabrikanın adamı. Ne oldu kardeşim? Dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hakk'ın rahmeti bir adamın babasının çiftliği olsa bu kadar kolay kavuşamaz ya. Ayıp bunlar, çok ayıp şeyler bunlar. Çok gülüş bunlar. Hayatının hesabını vermeden var mı Allah'ın rızası? Var mı Allah'ın rahmeti? Kimi kandırıyorsun sen be? Bir de bu gibi zengin adamların köşküne, yalısına gidip de orada onun efendim çıktığı, alnını secdeye koymadan vefat ettiği köşkünde, apartmanında mevlid okuyan, hatim okuyan hafızlar yok mu? Onlara sonsuz derece gadaplanıyorum ya. Çok çirkin bir şey bu. İstismar bu. İslam'ı istismardır bu. Bakıyorsunuz şimdi mevlidçi, mevlid han efendi. Bakıyorsunuz toplanıyor köşkte. Alnı secdeye gelmeden ölen bu herifin mevlidi okunuyor, hatim okunuyor. Şimdi sıra geldi adamı cennete postalamaya. Efendim ya Rabbi bu mübarek kulunu cennetlik eyle. Dua ediyor hain. Neresi cennetlik bu adamı ya? Cehenneme odun bile olamaz bu adam. İstismar, İslam'ı kötüye kullanıyor bu adamlar. Ya Rabbi işte muazzam iş adamı iken insanlığa hizmet eden bu muazzez ve mübarek kulunu cenneti en yüksek makamına ve eyle ya Rabbi. Bu ne biçim dua bu? Allah'la alay mı ediyorsun sen? Allah kimden razı olacağını ifade etmiş. Zekatını vermeyen zenginden vallahi Allah razı değildir. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Çok sevdiğiniz malınızdan, mülkünüzden Allah'ın emrettiği şeyleri vermedikçe, namaz kılmadıkça, zekat vermedikçe sizi cennete sokmamıyor Allah-u Teala. Sen ne biçim sokuyorsun cennete? Kimsin sen? Senin ne hakkın var bu istismarı yapmaya? Mevlidçi, ne hakkın var? Bunlar istismardır. İslam'ı istismar. Allah rızasını istismardır. Layık olmadığı insanlara zengin efendim, göbekli, enseli, şişkin, pişkin bir adam geçmiş gitmiş. Ne haykırıyorsun be? Cennete sokmaya mecbur musun bu adamı? Bunu söyleyince vay efendim Timurtaş hoca şöyle söyledi. Başıma bela oluyor adam benim ya. Gerçeği söylüyorum ben. Eğer bunu anlamıyorsan, itiraz ediyorsan gel konuşalım kardeşim yani. Söylemeyeyim ben gerçekleri ya. İslam'ı niye ayak altına alıyorsun sen? 3 kuruş para alacaksın diyor o zenginden. 5 kuruş para alacaksın diye niye İslam'ı istismar ediyorsun sen? Menfaat kapacaksın diye, makam, mevki, şöhret elde edeceksin diye niye bu alnı secdeye gelmeyen adamı cennete postalıyorsun? Utanmıyor musun kardeşim? Ne Müslümanlığı bunlar? Üzülüyorum, vallahi üzülüyorum. Bazen moralim bozuluyor, çöküyorum yani. İslam namına çok üzülüyorum. Bunlar İslam değil. Bunlar İslam'ın işi değil bunlar. Bırakın bu yolu, başka bir kazanç yolu seçin kendinize kardeşim. Başka bir kazanç, başka bir şöhret yolu seçin. Şantöz olun, dansöz olun ya. Gidin dans edin, bu işi bırakın bu yolu. İslam bunu kabul etmez. Gidin sahnelerde şarkı söyleyin kardeşim. İslam'ı istismar etmeyin, camiyi, cemaati kötüye kullanmayın. Vallahi ızdırap çekiyorum yani. Çok büyük ızdırap çekiyorum. Ruhen, fikren, vicdanen küçülüyorum bu hadise karşısında ya. Cenab-ı Hak ümmeti Muhammed'e insaf versin inşallah. İzan, şuur nasip etsin de uyanalım inşallah Teala. Ömrünün hesabını vermeden kimse bir adım atamayacak. Resulullah haber vermiştir. Nerede geçirdin ömrünü kardeşim?
barda, pavyonda, diskotekte, Fransa'da, Paris'te.